Dünyanın en başarılı insanlarına baktığımızda, yola başladıklarında ellerinde hiçbir şey olmayan onlarca alim, devlet adamı ve düşünür olduklarını görürüz. Onlar için her şey çoğu zaman bir farkındalıkla başladı. Bazıları atomu fark etti, bazıları hücreleri, bazıları insanları ikna edebilmeyi. Sonrasında ise motive olarak sonuca ulaşan yolda yürümeye başladılar. İnsanlara ne kadar çalıştığını değil, yaptıklarına ne kadar inandıklarını göstermek çoğu zaman daha etkili oldu. İnsanın hayatı süresince verdiği en büyük mücadele kendisiyle yaptığı mücadeledir. Biz kendimize inanır ve güvenirsek, çevremizdekiler de bize inanır ve güven duyar. Motivasyon için inancımızın ve özgüven duygumuzun güçlü olması gerekir. Ben bunu yapabilirim. Bu beceriye sahibim. Bu işe başlayabilir ve işi başarıyla sonuçlandırabilirim düşünceleriyle kendimize inanarak başladığımız işlerde çok daha hızlı, verimli ve başarılı sonuçlar alabiliriz. Elbette ki her konuda başarılı olabilmek bizler için önemlidir ama tüm hayatımız süresince başarılarımız kadar başarısızlıklarımız da olacaktır. Başarısız olduğumuz durumlarda moralimizi bozmamamız, deneyimlerimizden ders alabilmemiz, bir sonraki hedefimiz için kendimizi yeniden motive edebilmemiz ve hiçbir koşulda kendimize olan inancımızı kaybetmememiz çok önemlidir. Unutmamak gerekir ki kazanmaya ya da kaybetmeye sebep olan en büyük unsur inançtır. Başarının ortaya çıkışı için motivasyon gereklidir. Ancak motivasyon insanın kendini yapabileceklerine ikna etmesidir. Doğru motivasyonla başarıya ulaşmamıza engel olabilecek hiçbir şey yoktur. Motivasyon ve başarı hiçbir zaman ayrı düşünülemez. Çünkü insanın bir işi yapıp başarılı olması için motivasyona, onu başarıya götürecek itici güçlere ihtiyacı vardır. Başarı, insanın yapmak ve başarmak istediği güzel bir şeyi yapabilmesi, ulaşmak istediği güzel bir hedefe varabilmesidir. Başarı, sahip olduğunuz kaynak ve yetenekle gelebildiğiniz en iyi noktadır. Başarı, daha iyiye ulaşmak için sürekli çaba göstermektir. Başarı, bir işte, bir girişimde elde edilen iyi, olumlu ve sevindirici süreçtir. Başarı, içerisinde bulunulan ortamda ya da alanda kendini hissetme ve farklılık ortaya koymaktır. Başarı, iş hayatında, sanat hayatında, ev hayatında, kültürel hayatta, spor hayatında ve daha birçok alanda elde edilebilir. Her insanın en büyük arzusu kendi alanında bir iş başarmak, kendi yeteneklerini ortaya koymaktır. Başarı hedefe yürümektir. Yürünen hedef kişinin hem kendine hem ailesine hem de diğer insanlara faydalı olmalıdır. Aksi halde insan bir hedefe ulaşır fakat mutlu olamaz. Başarı amacını bilmek ve o amaca ulaşmak için bütün yeteneklerini kullanarak çalışmakla elde edilir. Kimi insanlar başarıyı büyük bir makama yükselmek, çok para kazanmak, unvan ve şöhret elde etmek zannederler. Para, mal, şöhret ve makamlar gelip geçicidir. Bunlara ulaşmayı en büyük hedef kabul edenler, hedeflerine ulaştıkları zaman mutlu olmadıklarını görecekler ve hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Önemli işler başarmak için elbette bunlara ihtiyacımız var. Ama bunlar amaç değil, araçtır. Başarmak ve mutlu olmak için para, mal, makam gibi araçlara ihtiyacımız olduğunu bilmeli ve hedefe ulaşmak için bu araçları kullanmalıyız. Bugüne kadar dünyada yaşamış ve yaşamakta olan insanların hiçbirinin tıpatıp birbirinin aynısı olmadığı kabul edilirse, başarı için izlenecek yöntemlerin de herkes için farklılık göstermesi kaçınılmazdır. Başarı kişiye özgüdür ve başarılı olmak için izlenen yöntemler de elbette kişiseldir. Kişinin içsel kontrolü, içsel motivasyonu ve kendisini tanımışlık düzeyi başarının şartlarını belirleyici
en önemli faktörlerdir. Bu faktörlerin geliştirilmesinde veya bunların gelişmesini engelleyen faktörlerin etkisinin azaltılmasında belki kişiye dışarıdan kabul ettiği ölçüler içinde yardımcı olunabilir. Fakat asla ilaç gibi birebir uygulanması istenilen yöntemlerle başarılı olması sağlanamaz. Başarı için kişinin başaracağına inanması, her zaman için olaylara olumlu bakması, kaybetme kelimesini zihninden atması, hayatta aldığı küçük derslerle tekrar tekrar denemesi hem başarıda hem de başarısızlık anında yalnız kendisi için değil, çevresi için de faydalı şeyler yapması, insanları her zaman önemsemesi ve onlara saygılı olması, işini tatilindeymiş gibi görmesi, işlerini zevkle yapmasını öğrenmesi, işinde başarılı olduğunda kendini ödüllendirmesi gerekir. Bu yolda başarılı olanlar genellikle zevkle çalışan, günde en az yarım saatini kendini geliştirmeye ayıran, ileriye yönelik olarak düşünen, çevresinde sorumluluk alan kişilerdir. Bu kişilerin hayalleri olur, bu kişiler kaliteli çalışır ve devamlı kalite için yenilikleri dener ve hayata geçirirler. Kararlı ve sakindirler. Kimliğine ve ülkesine değer verir ve kalıcı şeyler yapmaya çalışırlar. İnsan başarısını belirleyen 5 önemli etken vardır. Motivasyon. İnsanın başarılı olmasının ilk koşulu ben bunu yapmak istiyorum diyebilmesidir. Motivasyon olmadan ne öğrenci dersine çalışır, ne futbolcu futbolunu oynar, ne de şirket elemanı verimli çalışır. Bir kişiyi karşımıza alıp bunu yapmak zorundasın yoksa aç kalırsın dersek o kişi dediğimizi yapar ama istek duymaz. Motivasyon kişide o işi yapmak için istek uyandırabilmektir ve başarının ilk adımıdır. Kondisyon. Kondisyon sözcüğü anlam olarak koşul, durum demektir. İnsanın başarısı için gereken donanımı kazanması gerekir. İnsanın bilgi donanımı, uygun davranış kazanımı, beceri geliştirmesi, yetinin artırılması, her konu için özellikler taşıyan bir altyapı oluşturur. Donanım kazanılması için de disiplinli çalışma ön koşuldur. Hiçbir başarı disiplinli çalışma olmadan gerçekleştirilemez. O zaman da gününde değildi, morali bozuktu, talihi yaver gitmedi, gareze uğradı türünden mazeretlerin arkasına sığınılır. Uygun kondisyon sağlanmadan kimse güvenilir bir başarı elde edemez. İnsan kişiliği yetkinleştirilmeden de disiplinli çalışmayı gerçekleştirmek hemen hemen olanaksızdır. Çünkü bu disiplin başkasının zorlamasıyla değil, öz disiplinle olacaktır. Yapabilme gücü. Başarı için isteklenme ve donanım yeterli değildir. Yapması gerekeni yapabilme gücü uygun zamanda, uygun düzeyde olmalıdır. Bu da her konuya özel, ayrıntılı çalışmalarla ortaya konabilir. Yapabilme gücü her an aynı düzeyde olamaz ve olmamalıdır. Burada gevşeme, gerilme teknikleri doğru kullanılırsa, yoğunlaşma, konsantrasyon doğru zamanda gerçekleşir. İyi bir çalışma programı, çalışma kadar dinlenmeyi de, eğlenmeyi de, gevşemeyi de kapsamalıdır. Bunu yapmak yerine durup dinlenmeden çalış demek, kişiyi haksız yere eleştirmek, küçümsemek, aşağılamak, yapabilme gücünü azaltan, hatta yok eden davranışlardır. Değerlendirebilme. Başarılı olmanın önemli bir koşulu, kişinin kendi durumunu değerlendirebilmesidir. Kendi durumunu değerlendiremeyen kişi, ne isteklenmesini anlayabilir, ne donanımını kavrayabilir, ne de yapabilme gücünü ölçebilir. Bu durumda onu hep başka birisinin değerlendirmesi gerekir ki bu da özgüven eksikliği demektir. Kişilik gelişimi eksik, sorumluluk alamayan kişiler kendilerini değerlendiremezler. Bu durumda hep başkalarının ne dediğine bakılır ki insanı pasif bir araç durumuna getirir. Bu konu başarının ya da başarısızlığın
en önemli etkenlerinden biridir. Düzeltme. Değerlendirmeden sonra yapılması gereken işlem yanlışları düzeltmedir. Yanlışları, eksikleri görmezden gelerek ya da başka kişilere, başka faktörlere kaydırmak bunların sürmesiyle sonuçlanır. Bu durumda da başarı sağlamak giderek uzaklaşır. Oysa zamanında yapılan değerlendirme ile, eleştiriyle yanlışı düzeltme, eksiği tamamlama, yapılan işin başarısı için temel koşuldur. Başarı için yapmanız gerekenler, başarı bir iş için gerekli enerjinin amaca en uygun biçimde, en ekonomik, en etkin olarak kullanma becerisidir. Alışkanlıkları değiştirin. Mevcut alışkanlıklarınızı değiştirmeyi ve yenilerini kazanmayı düşünmelisiniz. Eğer yaptıklarınızı değiştirmezseniz, elde edecekleriniz de değişmez. Her gün sadece küçük bir iyileştirme yapmanız farkı yaratabilir. Evet, bu kadar kolay. Sakın sadece yanlış yaptığınızda ya da iyi yapmadığınızı düşündüğünüz şeylere odaklanma tuzağına düşmeyin. İyi yaptığınız şeyleri belirlemeye başlayın. Hatta bir adım daha öteye giderek bunların bir listesini çıkarın. Bu uygulama yolunuzdaki engelleri yıkmanıza ve arzuladığınız hedefe ulaşmanıza yardımcı olacak ve kendinize olan güveninizi ve öz saygınızı artıracaktır. Başarısızlık kelimesiyle ilgili ön yargılarınızı yıkın. Başarısızlığı beklentilerinizin farklı bir çıktısı ya da sonucu olarak görün. Bu farklı çıktıdan çok şey öğrenebileceğinizi düşünün. Bu nedenle başarısızlığı inkar etmeyin ve görmezlikten gelmeyin. Bunun yerine başarısızlıktan edindiğiniz tecrübe ve bilgileri kutlayın. Bazen iyi olmayan şeylerle o kadar meşgul oluruz ki, bunun sonucunda sadece değerli fırsatları değil, etrafımızda olan güzel şeyleri de gözden kaçırabiliriz. Arzuladığınız başarı için kararlı olun ve kendinize değişeceğinizi taahhüt edin. Önceliklerinizi sıraya koyun. Hayatta bazı önceliklerinizi sıraya koymanız ve yaşantınıza daha yakından bakmanız gerekmektedir. Hayatınızda sizin için önemli şeyleri, sizi daha iyiye götürecek şeyleri belirleyin. Kendine zaman ayırma. Yarım saatle bir saat arası bir süreyi düşünerek geçirin. Hayal dünyanızın sınırlarını zorlayın. Hedef belirleyin. Başarı için üzerinde çalışacağınız hedefinizi tanımlayın. Yüksek bir hedef belirlemeniz sizin bunu başarmaya giden yolda daha azimli olmanızı sağlayacaktır. Bu adımda kendinizi küçük görmeyin. Hedefinize meydan okuyun. Hedefinizin yüksek olması ve sınırlarınızı zorlaması gerekir. Şimdi biraz daha ileri giderek hedefinizi gözden geçirin ve onu artırıp artıramayacağınızı düşünün. İnsanları başarısız kılan şey, başarılı insanlarla aralarında büyük zeka ve kabiliyet farkı olduğundan değil, kolayı tercih ederek bedel ödemekten kaçtıklarından kaynaklanmaktadır. Başarısız insan yoktur, tembel insan vardır. Üzerine düşenleri yapmayanların hayatlarının değişmesini beklemelerine hakları yoktur. Hayatta iyi belirlenmiş bir amaç eksikliği, hedefledikleri kesin bir amacı olmayan kişiler için başarı ümidi yoktur. Başarısızlıklarının en temel nedeni bireyin hayatta belirlenmiş bir hedefinin olmamasıdır. Sıradanlığı aşacak kadar hırslı olamamak. Hayata karşı ilerlemeyi istemeyecek kadar ilgisiz olan ve bedelini ödemek istemeyen bir kişi için önerilebilecek bir şey yoktur. Çoğu insan doğru bir şekilde düşünmek için gerekli olan bilgiyi elde edemeyecek kadar tembel ya da ilgisizdir. Yetersiz eğitim. Bu nispeten daha kolay üstesinden gelinebilecek olan bir engeldir. Deneyimler göstermiştir ki en eğitimli kişiler genellikle kendini eğiten kişilerdir. Bir insanı eğitimli yapmak için üniversite derecesinden daha fazlası gerekmektedir. Eğitim gören herhangi biri başkalarının hakkını ihlal etmediği sürece istediği her şeyi almasını öğrenen kişidir.
Eğitim çok fazla bilgiden değil, etkin ve kararlı bir şekilde uygulanan bilgiden oluşmaktadır. İnsanlar sadece bildiklerini öğrenmek için değil, bildikleriyle ne yapacaklarını öğrenmek için bedel öderler. Disiplin yetersizliği. Disiplin kendi kendini kontrolle gelir. Bu da demektir ki insan bütün olumsuz özelliklerini kontrol etmelidir. Şartları kontrol etmeden önce kendinizi kontrol etmelisiniz. Kendinize hakim olmak şimdiye kadar uğraştığınız en zor iş olacak. Eğer kendinizi tutamazsanız nefsiniz sizi ele geçirir. Aynanın karşısına geçerek en iyi arkadaşınızı ve en kötü düşmanınızı aynı anda görebilirsiniz. Sağlığın kötü olması. Hiç kimse sağlığı iyi olmaksızın önemli bir başarının tadını çıkaramaz. Kötü sağlığın nedenlerinden çoğu hakimiyet ve kontrole bağlıdır. Aşırı yemek, yanlış düşünce alışkanlıkları, olumsuz düşünceleri dile getirmek, fiziksel egzersiz eksikliği ve uygun olmayan soluk alıp verme yüzünden yetersiz temiz hava bunlardan bazılarıdır. Erteleme. Bu en yaygın başarısızlık nedenlerinden biridir. Erteleme isteği bütün insanların gölgesinde durup kişinin başarı şansını bozmak için beklemektedir. Çoğumuz hayatta başarısız bir şekilde devam ederiz. Çünkü önemli bir şey yapmaya başlamak için doğru zamanı bekleriz. Beklemeyin. Zaman hiçbir zaman doğru olmayacaktır. Bulunduğunuz yerden başlayın ve elinizin altında hangi araç varsa onunla çalışın. Yol boyunca daha iyi araçlar bulursunuz. Israr etmeme. Çoğumuzun başladığımız her şeyde iyi başlayıcılar ama kötü tamamlayıcılar olduğunu biliyoruz. İnsanlar en küçük bir yenilgi işaretinde vazgeçmeye hazırdırlar. Kararlılığın yerine konacak başka bir şey yoktur. Kararlılığı parolası haline getiren bir insan, eski dost başarısızlığın sonunda yorulup uzaklaştığını görür. Başarısızlık, kararlılıkla başa çıkamaz. İyi belirlenmiş karar gücü eksikliği. Başarıya ulaşan insanlar bir an önce karar verir ve kararlarını değiştirirlerse bunu çok yavaş yaparlar. Başarısız insanlar eğer varabilirlerse bir karara çok yavaş varır, çok sık ve çabuk bir şekilde değiştirirler. Kararsızlık ve erteleme ikiz kardeştir. Birinin bulunduğu yerde genellikle diğeri de bulunur. Aşırı tedbirli olmak. Riske girmeyen insanlar genellikle diğerlerinin seçiminden arta kalanla yetinmek zorundadırlar. Aşırı tedbir de tedbirsizlik kadar kötüdür. Her ikisi de uzak durulması gereken aşırılıklardır. Çaba yoğunluğu eksikliği. Çeşitli işlere aynı anda girişen kişi bu işlerden birinde ender olarak başarı gösterir. Bütün çabalarınızı tek bir kesin hedefe yoğunlaştırın. İstek eksikliği. İstek olmaksızın kişi ikna edici olamaz. Üstelik istek bulaşıcıdır ve buna sahip kişi herhangi bir gruba genellikle kolayca kabul edilir. Olumsuz kişilik. Olumsuz kişiliğiyle diğerlerinin nefretini kazanan kişi için hiçbir başarı umudu yoktur. Başarı gücün uygulanmasıyla gelir ve güç diğer insanların işbirlikçi çabalarıyla elde edilir. Olumsuz kişilik işbirliği sağlayamaz. Başarılı olmak için gerekenler nelerdir? Başarı için istediklerinizi değil, gerekenleri yapmalısınız. Hayat kişilere çok farklı seçenekler sunmaktadır ve bunda tercih yine kişinin kendisine aittir. Kişinin başarılı olabilmesi için katlanılması gereken zorluklar vardır. Daima çekindiğiniz, vermekten korktuğunuz o kararı vermeniz gerekmektedir. Uyumak güzeldir. Ancak başarı için daha fazla adım atabilmek adına normalde uyandığınızdan çok daha erken kalkmalısınız. İnsanları onların sizi umursadığından daha çok umursamalısınız. Ne kadar acı çekiyor olursanız olun, bir yolunu bulup mücadelenize devam etmek zorundasınız. Bir işin kolayına kaçmak ne kadar cazip görünse de
asla ilk seçeneğiniz olmamalı ve bunu yapmak sizi rahatsız etmemeli. Henüz peşinizde kimse olmasa da liderlik etmeyi öğrenmelisiniz. Kimsenin size yatırım yapmasını beklemeden kendi yatırımınızı kendiniz yapmalısınız. Bilmediğiniz şeylere cevap ararken öğrenmeye tamamen açık olmalısınız. Hiç umursamamak daha kolay görünse de tüm detayları didik didik edip her şeyi öğrenmeniz gerekmektedir. Hatalar yapıp zor durumlara düşerek bunlarla başa çıkmayı öğrenmek zorundasınız. Başarısız olacak, tekrar deneyecek ve tekrar başarısız olursanız tekrar denemekten yılmamalısınız. Bu süreçte soluksuz kaldığınızı hissettiğiniz anlarda bile eskisinden de hızlı koşmaya gayret etmelisiniz. Çok büyük uğraş gerektiren işleri yine çok kısa zamanda bitirmeli ve eşsiz sonuçlar sunabilmelisiniz. İşler sarpa sarsa da sorumluluğu üstlenebilmeli, ne kadar yol kat etmiş olursanız olun daima ileriye gitmeye devam etmelisiniz. Başkalarının yapmamayı seçtiği yapması zor şeyleri yapmanız gerekir. Sıradan insanların çok büyük başarıları elde etmelerinin ardındaki basit sır, daha zeki, daha zengin ya da daha nitelikli insanların yapmaya gerek duymadığı ya da cesaret edemediği şeyleri yapabilme cesaretini göstermeleridir. Zor olanı seçin. Ne kadar harika olduğunuzu görünce siz bile şaşıracaksınız. Günlük yaşamdaki davranışların çoğu amaçsız olmayıp belirli hedef ya da hedefleri olan davranışlardır. Örneğin, lokantaya gitmemizin hedefi karnımızı doyurmaktır. Arazisini işleyen bir çiftçinin hedefi bol ürün alıp kazanç sağlamaktır. Bireyin başarısı amaçları doğrultusunda çalışmalarına, bilgi, yetenek ve güçlerini tam olarak bu doğrultuda harcamasına bağlıdır. Başarının anahtarı motivasyon. Başarı en basit anlamda hedefe yürümektir. İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar insanı harekete geçiren itici gücü oluşturur ve bu itici güce motivasyon denir. Motivasyon başarının kaçınılmaz ön şartıdır ve birey için çok önemlidir. Motive olmayan bireyin başarı göstermesi beklenemez. Motivasyon bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü istektir. Motivasyon bireyi harekete geçiren ve bireyin hareketlerinin yönünü tayin eden bireyin düşünceleri, umutları ve inançlarıdır. Motivasyon insanı harekete geçirmektir. Coşkusunu arttırmak, gücüne güç katmaktır. Kişilerin belli bir ihtiyacı ya da amacı karşılamak üzere istekli davranmalarıdır. Motivasyon, bir amacı gerçekleştirmek için belli miktarda çabayı harcamaya istekli olmak demektir. Motive, harekete geçirici, hareketi devam ettirici, hareketi olumlu yöne yöneltici, üç temel özelliğe sahip bir güçtür. Motive temel kavramından türetilen güdüleme ise bir veya birden çok insanı belirli bir gaye veya amaca doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için yapılan çabaların toplamıdır. Motivasyon organizmayı davranışa iten, bu davranışların düzenlilik ve sürekliliğini belirleyen, davranışa yön ve amaç veren çeşitli iç ve dış etkenlerle bunların işleyişini sağlayan mekanizmalar olarak tanımlanmaktadır. Motivasyon, bireyin eyleminin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç ya da dış dürtücünün etkisiyle eyleme geçmesidir. Motivasyon neden önemlidir? İnsan psikososyal bir canlı olarak çeşitli ihtiyaçlara sahiptir. Bu ihtiyaçların bir kısmı fizyolojik ve somut ihtiyaçlarken, bir kısmı da daha soyut, gözle görülemeyen ancak çok büyük önem taşıyan manevi ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçların giderilmesi, kişiye sunulan imkanlar kişinin performansında etkili olur. Motivasyonu içsel ve dışsal olarak ikiye ayırmak mümkündür. İçsel motivasyon sizin motivasyonunuzdur.
sizin değerlerinizi, sizin hedeflerinizi, sizin isteklerinizi içerir. Sizi asıl harekete geçirecek olan da işte tam olarak budur. Dışsal motivasyon adından da anlaşılabileceği gibi dışarıdan gelir. Sizi etkileyen insanların değerlerini, hedeflerini ve ilgilerini içerir. Bu durumda cezadan kaçmak ya da ödül almak için ya da başkalarını mutlu etmek için öğrenirsiniz bunu. Dışsal motivasyon kötü değildir ama içselleşirse daha iyidir. Mümkünse dışsal nedenleri içselleştirin. Motivasyon bir yandan kişinin fizyolojik ihtiyaçları, gelişme ve kendini geliştirme ihtiyaçları, bir gruba üye olma ve yararlı olma isteği, diğer yandan kurumun amaçlarına ulaşma isteği, hedefleri ve ayakta kalma mücadelesi arasında uyumun sağlanmasında temel anahtar rolünü oynamaktadır. Motivasyon sağlayıcılar yani güdüler, insanların geçmiş yaşantılarıyla biçimlenerek bir bütünlük oluştururlar. Dolayısıyla bir güdü bütünlüğü insanların davranışlarının hem kaynağı, hem devam ettiricisi, hem de istenilen biçimde yönlendiricisidir. Güdü, hedefe yönelik bir davranış için gerekli süreci başlatır, ilerlemesini sağlar ve devamını getirir. Bir diğer deyişle güdüler, davranışı yönlendirirken bir yandan da organizmayı daha canlı ve hareketli tutar. İçgüdüler, öğrenmeye dayanmayan ve insanın doğal gereksinimlerinden kaynaklanan bilinçsiz davranışlardır. Bu davranışlar kendiliğinden doğal olarak ortaya çıkarlar. İnsanı belli bir ihtiyacı gidermeye yönelten dürtülerdir bunlar. Bir türün bütün bireylerinde aynı şekilde görülürler ve kalıtım yoluyla bireyden bireye aktarılırlar. İçgüdüsel davranışların bir diğer özelliği de onların uyaranların sadece bir parçasıyla ortaya çıkabilir olmalarıdır. Fizyolojik güdülere organik güdüler de denir. Organizmanın yaşamı sürdürebilmek için gidermek zorunda olduğu temel gereksinimlerinden kaynaklanan güdülerdir. Organizmanın varlığını ve soyunu sürdürme ihtiyacından doğarlar ve doğuştan itibaren etkili olurlar. Açlık, susuzluk, oksijen eksikliği, gereksiz maddelerin atılması, uyuma, dinlenme ihtiyacı, uyarılma ihtiyaçları fizyolojik güdülere yol açar. Fizyolojik güdüler temel güdülerdir. Ertelenemezler. Organizma yaşadığı sürece varlıklarını sürdürürler. Yarı bilinçli veya yarı bilinçsiz niteliktedirler. Tüm canlılarda bulunduğu için evrensel olan fiziksel güdüler kalıtım yoluyla kazanılır ve diğer güdülerin temelini oluşturdukları için de birincildirler. İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli özellik bilinçli ilişkilerin oluşturduğu toplumsal yaşantıdır. İnsanları bir araya getiren ve toplumsal yaşantıya iten güç bilinçlidir. Sosyal güdüler bir şekilde diğer insanları da içine alan güdülerdir. Toplumun bir parçası olan bireyi ondan soyutlamak mümkün değildir. Her toplumun kendine özgü kural, gelenek ve baskıları vardır. Birey toplumsal düzen içerisinde bu değerlere saygılı olmak zorundadır. Aynı zamanda birey toplumun iyi, güzel ve ideal olarak kabul ettiği düzeye erişmek ister. Bir gruba üye olmak, İyi bir görevde çalışmak, tanınmak, özgürce düşünmek, beğenilmek, sevmek ve sevilmek bireyi harekete geçiren sosyal içerikli duygu ve düşüncelerdir. O yüzden sosyal güdüler bireyden bireye ve toplumdan topluma değişiklik gösterirler. Sosyal güdüler öğrenilmiş ve öğrenilmemiş olabilirler. Aynı zamanda birincil güdüler gibi öğrenme yoluyla değişebilirler. Çevre etkenleriyle elde edilirler. Sosyal güdüler bireyin ileriki yaşlarında daha etkindir. Fizyolojik güdülerden daha karmaşıklardır. Kendini gerçekleştirebilmeyi sağlarlar. Psikolojik güdülerin fizyolojik güdülerden farkı, fizyolojik kökenli güdüler doğuştan gelmelerine karşın psikolojik güdülerin sonradan yani öğrenmeyle kazanılmasıdır. Psikolojik güdülerin analizini yapmak,
fizyolojik ve sosyal güdülerin analizini yapmaktan daha zordur. Çeşitli aşamalardan geçerek gelişen kişilik yapısı, psikolojik güdülerin oluşma biçimini belirler ve yönünü sağlar. Psikolojik güdü bazen kendini gösterme isteği, bazen de bağımsız olma isteğidir. Psikolojik güdüleri genel kalıplar içinde değerlendirmek, bunlardan kaynaklanan etki ve tepkileri incelemek oldukça zordur. Çeşitli aşamalardan geçerek gelişen kişilik yapısı, psikolojik güdülerin oluşma biçimini belirler ve yönünü sağlar. Psikolojik güdü bazen kendini gösterme isteği, bazen de bağımsız olma isteğidir. Psikolojik güdülerin yapısı, bireylerin kişilik ve davranış modellerini oluşturur. Dolayısıyla yönetici bireylerin yapısını çok iyi analiz etmeli ve hangi hareketi hangi ihtiyaçtan ötürü gerçekleştirdiğini anlamaya çalışmalıdır. Başarı için sürdürülebilir motivasyon gereklidir. Fakat bu her zaman böyle olmaz. Bazı zamanlar isteklerimiz gücünü yitirebilir. Büyük hedeflere ulaşmanın yolu, motivasyonu yok eden tuzakları fark edip onları alt etmekten geçmektedir. Başarılı olabilen insanlar, hedeflerine odaklanabilen insanlardır. Motivasyon kişiye bağlıdır ve bir seçimdir. Çoğu insan dış etkenlerin etkisinde çok fazla kalır. Kendini yönetmeyi başaramadığında ise birileri kalkıp onu yönetmeye çalışır. Hayatta bazı şeyler planladığımız gibi gerçekleşmeyebilir. Bazen hayal kırıklıklarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Her insan böyle bir durumda derin üzüntü yaşar. Başarıya giden her yol küçük başarısızlıklarla doludur. Büyük işler başarmış kişilerin hayatları incelendiğinde onların da gençlik yıllarında bir takım yanlışlıklar yaptıklarını görürüz. Kişisel motivasyonu artırma ve korumak için ne yaparsınız? Kişisel motivasyonu artırmak ve korumak için yaşamımızda memnun olmadığımız şeylerin bir listesini çıkarıp bunları iyileştirme ya da değiştirme yollarını aramalıyız. Motivasyonumuzu düşüren etkenleri bularak, çevresel koşullarımızı yeniden düzenleyerek, planlamaya önem vererek, ertelemeye son vererek, hayatımızda düzensiz olan tüm etkenleri belirleyip, moralimizi bozan ve motivasyonumuzu düşüren her şeyi çevremizden uzaklaştırarak motivasyonumuzu yeniden yükseltebiliriz. Çevremizdeki insanların başarılarını görmek, gayret ve azimlerini örnek almak, başkalarının başarabildiğini bizim de başarabileceğimize inanmamızı sağlar. Başarılması zor, hatta imkansız gibi görünen şeylerin başarılmasını anlatan filmler izlemek, başarı hikayeleri okumak, tarihte yaşanmış olayları incelemek, bizi motive edebilecek özlü sözler okumalıyız. Güne başlarken o günün iyi geçeceğine dair olumlu yaklaşmalı, olumsuz düşünceleri zihnimizden uzaklaştırmalıyız. Güne gülümseyerek ve pozitif başlamak önemli bir adımdır. Yaşadığımız sıkıntı ve üzüntülerin geçici olduğu konusunda kendimizi telkin etmeliyiz. Yapamam, başaramam, mümkün değil, yarın başlarım, asla, ama fakat gibi olumsuz cümle ve kelimeleri unutmak, kullanmamak gerekir. Hayatımızda olabilecek iniş çıkışlar karşısında güçlü ve hazırlıklı olabilmek için ruhsal ve bedensel bağışıklığımıza, doğru beslenmeye ve uyku düzenine dikkat etmeliyiz. Bunun için yürüyüş yapmalı, doğayla baş başa kalmalıyız. Başarılı olduğumuz bir olay sonrasında bizi mutlu ettiğine inandığımız şeyleri yaparak kendimizi ödüllendirmeli, kendimizle gurur duymalıyız. Bizi motive edeceğine inandığımız, baktıkça bize hedef ya da hayallerimizi hatırlatacak resim ya da nesneleri evimizde, çantamızda, iş yerimizdeki masamızda bulundurarak onlardan ilham alabiliriz. Değişimlere açık olmalı ve kendimizi sürekli geliştirmeliyiz. Sahip olduğumuz her şeyin değerini bilmeli ve bunlar için şükretmeyi unutmamalıyız. Doğru iletişim kurmalı, kendimizi ve başkalarını sevebilmeli, yaşama sevincini sürekli canlı tutmalıyız. Olumlu ilişkiler kurabilmek, saygı göstermek ve saygı görmek, değer vermek ve değer verildiğimizi bilmek, gönül almak,
veya gönlümüzün alınması, düşüncelerimizin dinlenmesi ve önemsenmesi, onaylanmak, takdir etmek ve edilmek, güvenebilmek ve güvenildiğimizi bilmek kişisel motivasyonumuz açısından önemlidir. Başkalarına, özellikle de ihtiyacı olanlara yardımcı olabilmekten dolayı içimizde hissedeceğimiz manevi huzur da motivasyonumuzu artıracak önemli unsurlardan biridir. Kendine güvenmek ve inanmak, özgüveni kaybetmemek, cesaretli olmak, yani kendini iyi tanıyarak güçlü yönlerini daha çok besleyip zayıf yönlerini geliştirip olumlu yönde yol almak gerekmektedir. İnsan önce kendi değerini bilmelidir. Strese girmemek ve işleri son ana bırakmamak için zaman kontrolünü doğru yapma yöntemlerini bilmeli ve uygulamalıdır. Kendinizi eğitin. Hedef ya da hayalinizle ilgili her şeyi öğrenin, okuyun, konuşun, dinleyin ve deneyin. Eğer bir yazar olmak istiyorsanız ders alın, kitaplar okuyun, yazın, diğer yazarlarla konuşun, atölye çalışmalarına katılın. Düzenli olun. Fiziksel dağınıklık, zihinsel dağınıklığa neden olur. Düzenli bir hayatınız olsun. Böylece kendinizi her gün daha da zinde hissedeceksiniz. Örneğin gece yatma, sabah kalkma saatiniz düzenli olsun. Evinizde ve çalışma odanızda motivatörlere yer verin. Evinizde, çalışma odanızda veya cüzdanınızda size hedef ve hayallerinizi hatırlatacak sembollere, işaretlere, notlara ya da objelere yer verin. Bu hatırlatıcılar sizin motivasyonunuzun devamının garantisi olacaktır. Gönüllü çalışmalara katılın. Gönüllü olarak başka insanlara yardım edin. Bunu yaptığınızda diğer insanları mutlu etmenin sizi ne kadar mutlu eden bir şey olduğunu fark edeceksiniz. Kendi motivasyonunuzla başkalarını motive edin. En iyi öğrenme yöntemi öğretmektir. Arkadaşlarınızın daha etkili hedefler belirlemelerine yardımcı olun. Onlara yardımcı olduğunuz zamanlarda aslında kendinize de yardım ediyor olacaksınız. Bir şeyleri başarmak isteyen yakın bir arkadaşınız var mı? Eğer varsa onlarla bağ kurun. Birbirinizi motive edin, uyarın, cesaretlendirin ve hedeflerinizde yardımcı olun. Kendinize bir model bulun. Kendisinden bir şeyler öğrenebileceğiniz rol model seçin. Bu kişi sizin saygı duyduğunuz ve kendisi gibi olmak istediğiniz birisi olmalıdır. Eğer çevrenizde böyle bir kişi yoksa, ünlü bir lideri ya da bilim insanını da rol model olarak alabilirsiniz. Kendisi ve yaptıkları hakkında tüm bilgileri edinerek hedeflerinize ulaşmak için kullanabilirsiniz. Başarı hikayelerini okuyun. Etrafınızdaki insanların başarı hikayelerini okuyun. Kütüphanelerde ve hatta günlük gazetelerde bile size ilham verebilecek, sizi motive edecek ve sizi harekete geçirecek düzinelerce küçük başarı hikayeleri var. Hepsi sizi başarıya ulaştırmak için heyecanla bekliyorlar. Motive edici filmler izleyin, müzik dinleyin. Sizi motive eden filmlerin listesini yapın ve küçük bir arşiv oluşturun. Müzik sakinleştirir, heyecanlandırır, hüzünlendirir ve hatta motive edebilir. Sizi motive edecek şarkıları belirleyin ve ihtiyacınız olduğu durumlarda onlardan yararlanın. Sağlıklı beslenin. Mutlu bir yaşam için sağlıklı beslenme çok önemlidir. İyi bir diyet, sizin vücut sisteminiz için gerekli olacak tüm besin, vitamin ve mineralleri içerir. Fazlası zaten zararlı olacaktır. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur ilkesiyle vücudunuz ve motivasyonunuz için sağlıklı beslenin. Yeterince uyuyun. Düzenli ve yeterli bir uykuya sahip olmanın hem vücudunuz hem de zihniniz açısından ne kadar yararlı olduğunu göreceksiniz. Sürekli öğrenin. En önemli ders bu. Etrafınızdaki dünya hakkında sürekli öğrenmeye devam edin ve asla durmayın. Sizi ilgilendiren şeyler hakkında okuyun, dinleyin ve öğrenin. Meraklı olun.
Biliyorsunuz merak ilmin hocasıdır. Hedefler olmadan hayatınızda kalıcı değişiklikler yapmanız oldukça zordur. Şu ipuçlarını kullanarak etkili ve verimli hedefler belirleyebilirsiniz. Hedeflerle çalışın. Hedeflerle ilgili en önemli ipucu bu. Hedeflerle çalış. Hedefler hayatınızın tüm alanlarındaki gelişiminiz için önemlidir. Eğer hedefsiz çalışırsanız gelişiminizde güçlüklerle karşılaşırsınız. İstediğinizi elde etmek için işinizi şansa bırakmanız hiç de iyi bir yol değildir. Hedeflerle çalışın, onlar size başarıyı ve yanında meyvesi olan mutluluğu getireceklerdir. Hedefi seçme nedenlerinizi yazın. Neden bu hedefi seçtiniz? Hedeflerinizin her biri için bunun bana ne yararı var sorusunu sorun. Hedefi seçme nedenlerinizi kolaylıkla açıklayabiliyor olmalısınız. Eğer açıklayamıyorsanız bu hedefi listeden silin ve diğerine geçin. Termin, zaman belirleme kullanın. Hedeflerinizin gerçekleşmesini engelleyecek en ölümcül şey ertelemektir. Bu problemin üstesinden gelmenin en iyi yolu termin kullanmaktır. Hedeflerinizde yaptığınız gibi terminlerinizi de tespit edin. Başlama tarihi kullanın. Termin önemli ancak onun kadar önemli olan başka bir konu daha var ki ve bu da başlama zamanının net olmasıdır elbette. Hedefiniz için yola çıkarken başlama tarihini ertelemeye yönelik pek çok nedeniniz olacaktır. Bunun üstesinden gelmek için başlama tarihi belirleyin ve o tarihe sadık kalın. Büyük hedefler seçin. Hedeflerinizin etkili olabilmesi onların ulaşılabilir ve zor olmasına bağlıdır. Eğer hedefinizin başarılması kolaysa motivasyonunuz düşer. Hedefleriniz ulaşılabilir olmalı ancak aynı zamanda sizin mevcut yetenek ve becerilerinizi geliştirmenizi gerektirecek kadar da zor olmalıdır. Ulaşılabilir hedefler belirleyin. Ulaşamayacağınız hedefler belirlemek sonunda sizde hayal kırıklığı, kızgınlık ve özgüven sarsılması yaratır. Hedefleriniz ulaşılabilir, zor ve mantıklı olmalıdır. Detaylı aksiyon planı hazırlayın. Hedeflerinizin her bölümü için adım adım detaylı aksiyon planı hazırlayın. Pek çok hedef ne zaman ne yapılacağı planlanmadığı için başarısızlığa uğrar. Yapacağınızı planlayın ve planladığınızı yapın. İlerlemenizi ölçün. Çalışmalarınızdaki ilerlemenizi ölçün. 300 sayfalık bir roman yazmak istiyor olabilirsiniz. 300 sayfayı birden hedeflemeyin. 25 ila 50 sayfalık artışlar şeklinde düşünün ve tamamladığınız sayfaların günlük çetelesini tutun. İlerlemenizi ölçmek, hedefiniz gerçekleşinceye kadar motivasyonunuzu en üst seviyede tutacaktır. Sahip olduğunuz şeylerin değerini bilin. Etrafınıza bakın ve sahip olduğunuz şeylerin değerlerinin farkına varın. Arkadaşlarınız, aileniz, kariyeriniz, eviniz ya da başka herhangi bir şey. Bu bile başlı başına bir mutluluk kaynağıdır. Kötü şeylerin hayatımıza nasıl girdiğinin önemi yok. Biz sahip olduğumuz şeyler için şükretmeliyiz. Mantığınızla hareket edin. Sorunlara mantığınızla yaklaşın. Duygularınızla hareket ederseniz sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız. Güne iyi başlayın. Güne gülümseyerek başlayın. Bugün başarılacak pek çok şeye sahip olacaksınız. Bugün geriye kalan hayatınızın ilk günü. Bunu asla unutmayın.